Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Isparta Antalya Karayolu üzerinde Dereboğazı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre çarpışan iki araçtan birinin sürücüsünün emniyet kemeri takılı değildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırıldılar. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. Hatay Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem daha oldu. 3 dakika arayla meydana gelen depremler Isparta gibi birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. Meydan AVM'de depremzedeler için düzenlenen kermeste gönüllü olan Isparta Görme Engelliler Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Özbey'in duygularını aldık. Haberimiz sizlerle. Türkiye Görme Engelliler Derneği olarak siz de böyle bir işte katkıda bulundunuz. Neler hissediyorsunuz? Evet, bu sivil toplum örgütlerinin bir araya gelip bütün Türkiye'ye örnek olacak şekilde bir birliktelik göstermesinden dolayı ben öncelikli olarak burada bulunan bütün sivil toplum örgütlerine, şahsım ve derneğim ve üyelerim adına teşekkür ediyorum. Bu birliktelik ülkemizin neredeyse 1/5 kadar bir yer bu depremden yara aldı. Yeni engelliler, deprem sonucu engelli vatandaşlarımız oluştu. Bizim camiamıza yeni insanlar katıldı. Keşke deprem olmayaydı, engelliler de bizim aramıza katılmayaydı. Bizim yaramız daha çok çünkü bu engelliliğin ne olduğunu en güzel yaşayan bizleriz. Burada tekrar söylüyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur, bütün ülkemize de örnek olur diye temenni ediyorum bu organizasyonu. Biz çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Isparta Belediyesi depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede ihtiyaç duyulan iş makineleri için belediyenin tüm makinelerini seferber eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deprem bölgesine yetişen ilk 3 ekipten birinin Isparta olduğunun kendilerine söylendiğini belirterek 53 iş makinesiyle bölgede çalışmalara başladık. 110'a kadar çıktık dedi. Isparta İl Sağlık Müdürlüğü depremzedelere toplanan ilaç kampanyası ile ilgili önemli açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada tüketicinin elinde bulunan, açılmış veya açılmamış, kullanılmış, saklama koşulları bilinmeyen, dağıtım koşulları kontrol edilemeyen ilaçların yardım amacıyla da olsa ihtiyaç sahibine gönderilmesini ve bu şekilde toplanan ilaçların yeniden kullanılması hastaların sağlığını tehlikeye sokabileceğinden bağış olarak toplanan ilaçlar yeniden kullanılmamaktadır denildi. Meydan AVM'de depremzedeler için düzenlenen kermeste gönüllü olan Isparta Bir Kanat Altında Derneği kurucularından Halil Çeliker'den depremzedeler için yaptıklarını dinledik ve kermeste görev almanın hissiyatını aldık. Ekranlarımıza gelsin. Isparta Bir Kanat Altında Derneği'nin kurucusuyla beraberiz. İlk önce sizi tanıyalım, depremzedelerle alakalı neler başardınız dinleyelim. Öncelikle teşekkür ederim her şey için. Ben Halil Çeliker, Isparta Bir Kanat Altında Derneği Başkanı ve 32.1 Trafik Yardımlaşma Gruplarının da kurucusuyum. Bizim trafik gruplarında 6.000'e yakın insan var. Bu insanlar sayesinde bu zamana kadar çok güzel işler başarabildik. Deprem başından beri yaklaşık 100'den fazla evimizi yerleştirdik ama bunları yerleştirmeden önce evde çok güzel bir temizlik yaptık. Evin ne eksiği varsa terliğinden çatalına kadar hepsini tamamladık. Yerleştirdiğimiz aileler çok memnun bir şekilde yerleştiler ve onların hala takibini devam ediyoruz. Ne eksiği varsa, ne yardımı varsa falan takip ediyoruz. Onun dışında bu kelimesi Vali Bey'imizin emriyle gerçekleştirdik. Elle Derneği ve Isparta Bir Kanat Altında Derneği öncülüğünde başlayan bu kermes bütün derneklerin katılımıyla büyümeye başladı. Umudumuz şu ki tüm dernekler birleşir ve bu birleşme devam eder. Çünkü Isparta'da böyle bir birleşmeye gerçekten bir ihtiyaç var. Bu afetten dolayı değil de keşke daha önce afet yokken birleşmiş olsaydık, çekimimiz için çok güzel hizmetler yapsaydık.
Çok teşekkürler, emeklerinize sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Milli Eğitim sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Özer, 10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99.853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız geleceğimizdir. Her imkan ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Buna göre Ankara'ya 13.110, Mersin'e 10.272, Antalya'ya 9.380, Konya'ya 6.047, İstanbul'a 5.898, İzmir'e 3.831, Muğla'ya 3.629, Aydın'a 3.066, Kayseri'ye 2.940, Bursa'ya 2.598, Isparta'ya 1.200 öğrenci nakledildi. Bakan Mahmut Özer 10 ilden diğer illere nakledilen öğrenci sayısını paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili adayı Yalım Halıcı, KFK Medya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni kuruluşu tebrik etmek ve hayırlı olsun dileklerini iletmek için Kubilay Kapı ile bir araya gelen Yalım Halıcı, "Isparta böyle güzel gelişmelere aç. Siz değerli yatırımcılarımız oldukça bizler de siyasiler olarak güzel memleketimizde böyle kurumların artması için elimizden geleni yapacağız," dedi. Güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarını takip edenler için 21 Şubat 2023 tarihine ait olan fiyatları sizler için derledik. Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken denge arama arayışları da sürüyor. Merkez bankalarının faiz artırım sinyalleri altını durgunlaştırdı. Altın fiyatları merkez bankalarının alacağı kararla yön belirlemeye yöneldi. Beklentilere göre fiyatlama hareketinde bulunan altın son günlerde yataya yakın düşüş hareketi gerçekleştiriyor. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin yarın açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde altın kritik 18.40 TL dolar seviyesinin üzerinde tutunamadı. Doların diğer güçlü para birimleri karşısında yükselmesi de altında negatif etki yaratmaya devam ediyor. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.